Merhaba sevgili izleyiciler, Yakın Plan'a hoş geldiniz. Yeni bir programımızda daha karşınızdayız. Bugün Açık Öğretim Sistemimiz Genel Muhasebe 1 dersinin 6. ünitesiyle karşınızda olacağız. 6. ünitemizin konu başlığı alacaklar. Bu konu başlığımız içerisinde ticari alacaklar, alıcılar, alacak senetleri, verilen depozito ve teminatlar ve diğer alacaklar konu başlıklarını inceleyeceğiz hep birlikte. Sizlere hemen unutmadan e-mail adresimizi hatırlatmak isterim. yakinplan@anadolu.edu.tr. Sorularınız için lütfen bu e-mail adresimizi sorularınızı iletiniz. Programımızı bize yine İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden öğretim üyemiz Doçent Doktor Arman Aziz Karagül hocamız aktaracak. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhabalar. İyi misiniz? İyiyim, teşekkürler. Siz de iyisiniz. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ve kendisine yine öğrenci arkadaşlarımız eşlik edecek. Sizler de hoş geldiniz hoş arkadaşlar. Bulduk. Hocam peki bu ünitemizde konu başlığımız alacaklar. Evet. Bayağı yine ayrıntılı alt başlıklar var ama onu kısaca özetleyeceğinizi umuyorum. Kısaca İsterseniz ticari alacaklarla başlayalım hemen. Evet, şimdi alacaklar diyoruz. Şöyle bir yine ben bilançoyu genel hatlarıyla bir vereyim. Özellikle dönem varlıkları. Önceki derslerimizde bahsettik, hazır değerlerden bahsetmiştik. Likiditeye göre sınıflandığından söz etmiştik. Tabii 10 hazır değerler, 11 menkul kıymetler. Bunu başka derslerimizde işleyeceğiz. Şimdi işletmelerin faaliyetlerindeki önemi açısından düşündüğümüzde tabii ki hazır değerler, alacaklar, stoklar daha ön plana çıkmakta. O yüzden ticari alacaklara ve diğer alacaklara değinelim. Şimdi alacak işletmeyi bir hak tanıyor. Gelecekte bir varlık edinme hakkı tanıyor. Böyle bir varlık türü. Dönem varlıkların içinde de var. Duran varlıklarda da alacaklar var. Şimdi burada sadece dönem varlıklardakini gösterdim ama kod numaraları değişiyor sadece. Bir de asıl o dönem ve duran varlıkta olmasının sebebi vadeler. Eğer işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren düşündüğümüzde vadesi bir yılın altındaysa alacağın, o zaman bunlar dönem varlıklardaki ilgili alacak grubunda yer almakta. Yani ticari olsun, diğer olsun fark etmiyor. Eğer işlem tarihi itibariyle vadeleri bir yılın üzerindeyse, o zaman da bunlar duran varlıklardaki alacaklarda yer alıyor. Ne zaman ki vadeleri bir yılın altına düştü, o zaman duran varlıklardan dönem varlıklara transfer ediliyor. Yani o vadeyi ona uyumlaştırmak gerekiyor. Şimdi ne demektir ticari alacak ve diğer alacak? Baktığımızda ticari alacak bir defa işletmenin mal ve hizmetini vadeli olarak satmasından kaynaklanan, yani ana faaliyeti çerçevesinde doğan alacaklarıdır. Bunun dışında kalan tüm alacaklar, yani ana faaliyet konusu dışında kalan tüm alacakları diğer alacaklar kategorisinde muhasebeleştiriyoruz. Örneğin işletme mal sattı, o zaman bu bir ticari alacaktır. İşletme kullanmakta olduğu demirbaşı olan bilgisayarını sattı vadeli olarak, oradan doğan alacak diğer alacaktır. Yani aradaki fark o. Benzer şeyi stoklarda da göreceğiz. Satın alma yaptı diyelim ki, örneğin işletme bilgisayar satın aldı. Bir kısmını kullanacak, bir kısmını satacak. Muhasebeleştirmesi farklı. Demirbaşlara ve stoklara paylaştırıyoruz bu şekilde. Benzer yaklaşım burada da var. Ana faaliyetse ticari alacak, ana faaliyet dışındaki bir alacaksa diğer alacak şeklinde muhasebeleştiriliyor. Hatta şöyle bir konu daha iyi anlaşılsın açısından bu örnekten önce ben bir açıklamada bulunayım. Mesela şuraya bir zaman çizelgesi ben çizmiş olayım ve işimizi kolaylaştırması açısından şuraya 1 Ocak tarihini koyalım. 1 Ocak örneğin 2018 diyelim. Şurası da 31.12.2018 olsun. Ve biz 1 Ocak 2018 tarihinde bir mal satışı yapmış olalım. 15 ay vadeli olarak. Ve her ay içinde bir senet almış olalım. Tamam? Yani her ay için bir senet dediğimizde karşımıza elimize 15 tane senet gelecek bizim. 1 Ocağı özellikle verdim. Hani yılı tam tamamlasın, 12 tane olsun vesaire açısından. Şimdi bu aldığımız senetlerden, alacak senedi olacaktır bizim için.
ilk 12 tanesi bir yılı kapsadığı için dönem varlıklarda muhasebeleştiriyoruz. Kaç oluyor? Tabii ki 13, 14 ve 15 numaralı senetler o bir yıl barajını aştığı için duran varlıklardaki senetlerde muhasebeleştirilecek. Ama şimdi biz 1 Ocak'taydık ya, 1 Şubat'a geldiğimizde 1 Şubat'tan bu sefer 12 ay yaptığınızda 13 numaralı senedi bu sefer durandan dönene çevirmemiz gerekecek. Çünkü artık o 12 aylık periyoda dahil olmuş olacaktır. Böyle böyle zaman ilerledikçe dönüştürüyoruz. Mart ayına geldik, 14 numaralı senet. İşte Nisan'a geldik, 15 numaralı senet dönem varlıklara dönüşmüş olacaktır. O aklımızda bulunsun çünkü ilerideki uygulamalarda bu dönüşümleri kullanacağız. Şimdi bakalım örneğimize ne diyor? Tarık ve Salih 100 bin lira sermaye ile işletmeyi kurmuşlar ve kuruluş bilançosu şu şekildedir diyor. Bakın ortaklar 60 bin lira değerinde nakit getirmişler kasada ve 40 bin lira değerinde ticari mallarını işletmeye tahsis etmişler. Ödenmiş sermayede toplam 100 bin lira şeklinde varlıklar eşittir kaynaklar şeklinde karşımıza çıkmış. Bunu açılış kaydıyla hemen yansıtıyoruz. 100 kasa hesabı borçlandırdık. Ticari malları borçlandırdık. Sıfırda varlıklarda artış oldu. Demin tabloda gördük zaten bunu. Ve sermaye hesabında alacaklandırıyoruz 100 bin lira şeklinde ve bakarsanız eğer kasa borçlu, ticari mallar borçlu ve sermayede alacaklı şekilde düzenledik. Şimdi ticari alacak dediğimizde bedeli belirli bir vade sonunda ödenmek üzere yapılan mal ve hizmet satışlarına vadeli satış denilir. Ya da kredili satış şeklinde de geçiyor örneklerde. Ticari mal satışından kaynaklanan alacaklardır diyoruz. Neler var burada? Bakın alıcılar, alacak senetleri, alacak senetleri reyes kondu. Şüpheli ticari alacak ve şüpheli ticari alacaklar karşılığı. Biraz şimdi sözel bahsedeyim altyapı oluşturması açısından. Şimdi alıcılar ve alacak senetlerinin genel kullanımını şimdiye kadarki derslerimizde bazı örneklerde yeri geldi değinmiştik. Ama şimdi konunun kendisinden bahsettiğimiz için bunlara bir değinelim. Alıcılar hesabı nasıl diyelim? Açık hesap. Bir şey yok. Nasıl diyelim? Bir senet yok ortada. Güvene dayalı olarak çalışmakta. İşte bir hafta sonra borcumu ödeyeceğim dedi. Peki dedik biz de aramızdaki iş ilişkisi çok iyi. Tanışıyoruz yıllardır. Öder zaten. Tamam diyoruz. İşte fatura var vesaire var. Sadece o kadar. Alacak senetleri ise ortada bir senet var. Aslında bir tane senet var. Bir işletme için borç senedidir o senet. Hı hı. Diğer işletme alacak. Açısından da alacak senedidir aslında. Aynı senet. Evet. İlerleyen muhasebe derslerinde karşılaşacak arkadaşlarımız özellikle analizlerde bunlar çok önem taşıyor. İşletmenin ticari alacaklarının içinde alacak senetlerinin ağırlıkta olması tercih edilir. Neden böyle? Çünkü alacak senetlerinin kullanım alanı yelpaze olarak alıcılar hesabına göre yani güvene dayalı alacaklara göre çok daha fazladır. Örneğin alıcılar hesabınız vardır. Vadesini beklersiniz. Sadece bir hafta sonra ödeyeceğim dedi. Beklersiniz bir hafta sonra, bir ay sonra, üç ay sonra neyse artık. Ama senette iş biraz farklı. Tabii ki senedin üstünde vade var. Öncelik olarak odur. Ama senedi bir ödeme aracı olarak kullanabiliriz. Alacak hakkımızı devredebiliriz. Örneğin. Evet. Örneğin paraya sıkıştı işletme bankaya kırdırabilir. Örneğin 100 bin lira nominal değerlidir. Bankaya götürür, kırdırır senedi, yani paraya çevirir. Tabii ki 100 bin lira tahsil edemeyecektir karşılığında ama en azından o anki nakit ihtiyacını karşılayacak. 90 bin lira, 80 neyse artık vadesine ve faiz oranlarına göre değişecektir, eline geçecek olan tutar. Tahsil edebilecektir. Bir kredi başvurusu yapmıştır örneğin ya da yapacaktır. Banka teminat olarak belli bazı varlıklarını göstermesini isteyebilir. Elinde alacak senetleri varsa bunu teminat olarak gösterebilir işletme. Hı hı. Dolayısıyla bakın yelpaze çok daha farklı. Ciro edebilir demiştik. Evet. Ödeme aracı olarak. O yüzden bu yönüyle daha ön plana çıkmakta.
Res kont nedir? Bunu biraz sonra bahsedeyim. Şüpheli alacaklar ve şüpheli alacaklar karşılığı var. Şimdi tabii ki her alacak şüphelidir aslında. Aslında şüphelidir. Evet, yani alacak gönül ister ki tahsil edelim ama öyle olamıyor bazen. Şüpheli hale gelebiliyor. Şimdi ne demektir şüpheli hale gelmesi alacağın? Bir defa bir alacağın şüpheli hale gelmesinin temel koşulu onun vadesinin geçmiş olması gerekiyor. Evet. Yani vadesi geçmeden şüpheli alacak değil. Vadesi geçmiş olsa dahi şüpheli hale gelmiyor. Kanunlarımıza göre yazılı şekilde istenmesi gerekiyor noter kanalıyla. İhtarname. Ancak evet, ondan sonra şüpheli. Ne demek şüpheli? Alacağın tahsil edilebilirliği konusunda bir muğlaklık var, bir bulanıklık var demek. İşte şüphe var demektir. Evet. O zaman şimdi şöyle ben çizeyim. Alacaklar, alıcılar ve alacak senetleri vadesi henüz gelmemiş ve sağlıklı alacakların izlendiği hesaplardır. Vadelerine birer ay var örneğin. Tamam, işler hayatın normal akışına göre devam ediyor. O zaman bu hesaplarda tutabiliriz. Peki, şüpheli hale gelince ne vadesi olacak? Vadesi gelmiş mi oluyor? Gelmiş vadesi gelmiş ve geçmiş olması mesela gerekiyor. Mesela konkordato ilan etmiş bir ticari şirket. Onlarda daha farklı. Onlarda henüz vadesi gelmemişken bu şüpheli alacak değil, kabul ediliyor. Direkt olarak çeviriyorsunuz. Hı-hı. Onları değersiz alacak hallerine gelebiliyor. Anladım. Şimdi şüpheli alacakta o zaman bu artık sağlıklı alacak niteliğini değil. Kaybetmiş evet. oluyor. O yüzden buradaki unsurları şüpheli alacaklara dönüştürmemiz gerekiyor. Yani bilançoya bakan birisi şunu görecek. Evet, şu kadarlık henüz vadesi gelmemiş olan alacağı var. He, şu kadar da vadesi geçmiyor. Şüpheli hale düşmüş alacağı var. Şimdi hemen altındaki bir de 129 kod numara şüpheli ticari alacaklar karşılığı demiş. Eksi var bir de. Ne demek? Şimdi ihtiyatlık kavramı var. İhtiyatlık kavramı der ki eğer işletme olası bir zararla karşı karşıya ise bunu hemen karşılık ayırmak suretiyle giderleştirin. Zarar yazın der, gider yazın der. Yatırımcıları korumak açısından. Eğer olası bir gelir varsa bunu o gelir gerçekleşinceye kadar bekletin. Gelir olarak yazmayın der. Bakın kötümser bir tablo aslında. Olası ufukta olası bir gider görünüyor. Bunu hemen yaz diyor. Mesela şüpheli alacak, bir alacağın şüpheli hale gelmesi şu anlamı, tamam vadesi geç ama karşı taraf ödeyebilir. O an için bir paraya sıkışmışlığı vardır, direniyordur. Belki mahkeme kağıdı gitti, korktu. Evet. Mesela tamam dedi, ödeyeyim dedi. Ya da hakikaten öyledir işin akış konusunda. Evet. Eline para geçti, ödeyeyim dedi. Şüpheli alacak haline gelmiş olmasına rağmen tamamıyla ya da kısmen de olsa tahsil edilebilir alacak. Ama ihtiyatlık kavramı diyor ki alacağın şüpheli hale gelmesi olası bir zarar teşkil ediyor. Yani onu tahsil edemeyecekmiş gibi düşünün diyor. Müstakbel bir zarar yani evet, henüz doğmadan evet. mı olacak? Mesela 100 bin liralık bir alacağımız var ve şüpheli hale düştü. Ne yapacağız o zaman? Diyor ki bunu hemen gider olarak yaz. Sanki tahsil edemeyecekmiş gibi bunu giderleştir. Ha, sonra tahsil edersin. Tahsil ettiğin kısmını iptal edersin diyor. Yani onu öngörerek bir önlemimizi alalım. Diyor. Yani yatırımcıyı yanıltma, mali evet. tablo okuyucusunu yanıltma evet. ve olası en kötü senaryoyu hazırla demeye getiriyor yani. İşte karşılık da oradan o amaçla kullanıyoruz. Karşılık giderleri şeklinde. Burada gerçekleşen nokta bu. O yüzden şüpheli alacaklar ve şüpheli ticari alacakları burada kullanmaktayız. Temel akışımız bu şekilde. Şöyle ilerleyelim. Şimdi alıcılar hesabına baktığımızda, bakın bu büyük defter, neler görüyoruz? Yani ne zaman borçlandırılır ve ne zaman alacaklandırılır dediğimizde, daha önceki dönemlerden devreden senetsiz alacaklarımız var. Önceki dönemden taahhüt kalmış. Üzerine. Ödeyeceğim deyip, yani hiçbir belgemiz olmayan evet, alacak. Evet, senetsiz alacağımız bu. Hı hı. Örneğin ne zaman oldu? Kasım ayında yaptık satışı, 3 ay sonra ödeyecek. Araya bilanço dönemi giriyor. 31 Aralık geliyor. Hı hı. Yine o 12 ay skalası içinde. Çünkü Kasım 3 ay. Yıl bitmiş olmasına rağmen hiç önemli değil. Oradaki mevzu 12 ay mevzusu. O yüzden
önceki dönemden kalan alacaklar. Satışların zaten kendisi var. Senesiz alacakları tahakkuk ettirilen faizler bunu artırır. Hı hı. Alacağımızı onu yazarız. Eksik hatalı nedenleriyle yapılan düzeltmeler varsa onu yaparız ve başka işlemler işte alıcıları artması gerektiren, borçlandırmayı gerektiren. Peki hangi unsurlar azaltıyor? Müşteriden tahsil edilen paralar, alacağı karşılık olarak yapılan ödemeler müşterilerce tabii ki alacağımızı azaltacaktır. Alıcılar hesabına karşılık alınan senetler, müşteriyle yapılan miktar ve kasa iskontoları, örneğin 100 bin liralık bir satış yapmışızdır. Belli işte 100 bin liralık bir alacağımız doğdu. Sonradan hesapladık ki yıl içinde yapmış olduğu müşterinin alışlar örneğin 5 bin tonun üzerine çıkmış. Bizim yaptığımız yıl başındaki sözleşmede işte 4500 tonun üzerindeyken bir miktar iskontoya hak kazanıyor. O zaman onu düşebiliriz. Ya da karşı taraf bir iskonto, çok iş yapıyoruz siz de bir iskonto yapsanız falan. Hı hı. Tabii ki alacak doğduktan sonra yapılan iskontolar bunlar. Hı. Alacak doğmadan yapılırsa zaten o bedel üzerinden muhasebeleştirilecektir. İdari takibe alınan alacaklar, bu demin dedik hani şüpheli alacaklara aktarılır demiştik ya. Evet. İşte şu ikisi idari takibe alınan ve şüpheli duruma düşen alacaklarla onu kastediyor. O yüzden hesaptan çıkartıyoruz. Eksik hatalı nedenleriyle yapılan düzeltmelerde alıcılar hesabında bir azalmaya yol açıyor. Evet, genel olarak bu hesabı etkileyen unsurlar bunlar. Şimdi demin kurmuştuk işletmeyi. Ticari mallarının bir kısmını vade farksız peşin fiyatına yani. Bunu niye böyle yazdık? İlerleyen dönemde şeyde açıklayacağım birazdan. Bazen böyle mağazalara alışverişe gittiğimiz zaman etiketin üstünde yazar peşin fiyatı der. İşte taksit, şu kadar, evet. Taksitlisi de bu kadar diye. Fark koyuyor, vade farkı. Vade farkı geliyor üzerine, faiz bir hı-hı. anlamda. Onu anlatmak için bunu hı-hı. yazdım özellikle. 40 bin liraya BK işletmesine satmıştır. Karşılığında 25 bin lira nominal değerli 30 gün vadeli bir bono almış. Kalan 15 bin lirayı ise kısa bir süre sonra tahsil edecektir diyor. Şimdi ne var? 40 bin liraya satmış, 25 bin liralık bir senet, 15 bin liralık ise senetsiz bir alacak ortaya çıkmış. Bakalım. Alıcılar hesabını borçlandırıyoruz. Senetsiz alacağımız var. Ne kadar? 15 bin liralık. Sonra bir de senet yapmıştık. 25 bin liralık bir senet yaptık. Onu yazdık. Cüzdandaki senetler dedik. Bunlar nereden kaynaklandı? Satış işleminden kaynaklanıyor doğal olarak. Çünkü şeyi hatırlarsınız o demin büyük defterde alıcılar hesabını etkileyen unsurları. Onlardan da kaynaklanabilecek şeyler olabilirdi. O yüzden neden kaynaklanmış sorusunun cevabı bu. Yurt içi satışlardan kaynaklanmış. Alıcılar hesabını borçlandırdık. Alacak senetlerini borçlandırıyoruz ve yurt içi satışları alacaklandırıyoruz burada 40 bin lira kadar. Şimdi burada alacak senetleri için özellikle önemli olan şey alt hesaplar. Demin saymıştık ya alacak senetlerinin yelpazesi daha geniştir diye. Elimizde tutabiliriz vadesine kadar. Teminat olarak gösterebiliriz. Bankaya evet ciro edebiliriz. Bankaya tahsil için verebiliriz. Hani takibini sen yap şeklinde. Şimdi bunlardan ciro haricinde mülkiyeti senet bizde olmasına rağmen bulunduğu yer değişiyor. Yani normalde kasada tutarız mesela senetleri ya da dolapta bir dosyanın içinde tutarız ama mekan olarak elimizdedir o senetler. Evet. Ama bankaya tahsil için verdiğimizde ya da teminat için verdiğimizde bankadadır artık o senetler. Bir sayım yaptığımızda o kadarlık senet eksik çıkacaktır. İşte burada onu gösteriyoruz. Diyoruz ki mülkiyeti bizde ama bankada duruyor. Teminatta duruyor. Mülkiyeti bizde ama tahsil için bankaya verdik şeklinde. Ya da mülkiyeti bizde zaten elimizde. Cüzdandaki senet dediğimiz şey o. O yüzden alt hesaplarda izlemek alacak senetlerini önemlidir. İşletme 15 bin liralık kredili alacağı için aynı tutarlı bir çek almıştır. Şimdi ne demektir bu? Çekleri anlattığımız konuyla eğer bunu ilişkilendirecek olursak alacağımız vardı. Senetsiz alacağımız 15 bin lira. Diğer işletme yani borçlu olan işletme bunu ödeyecek. Vadesi gelmiş nakit olarak öder.
arsa verir, öder. Bir şekilde öder. Bu işletme de çek vermiş bize. Yani çek düzenlemiş. Bizim için bir müşteri çekidir o. Artık alınan çeklerdir. Alınan çekleri borçlandırdık. Ve alacak ortadan kalkmış oluyor artık. Dolayısıyla alıcılar hesabını 15 bin lira kadar alacaklandırıyoruz. Ve ilgili hesaplara bakın 15 bin lira borçlandırmıştık önceki işlemde. Şimdi 15 bin lira alacaklandırıyoruz ve bu şekilde de işlemi tamamlıyoruz. Bunu tahsil ettiğimiz zaman o kısmı mı yazıyoruz hocam? Hangi şeyi, alacakları mı? Evet. Çek mesela bahsettik ya evet, önce. Şimdi bu çeki bankaya götürüp de karşılığını aldığımız zaman bu sefer alınan çekler artık elimizden çıkacaktır. Öyle bir çekimiz yok anlamında. Alacaklandıracağız. Kasa hesabını ya da banka hesabını borçlandıracağız. Yani nakit olarak almış olabiliriz ya da banka hesabına transfer ettirebiliriz parayı. Tamam. Ona göre borçlandıracağız. İşletme 25 bin lira nominal değerli senedin vade tarihi yaklaşması nedeniyle tahsil edilmesi için Acar Bankası'na bırakmıştır. Yani tahsil için bankaya veriyoruz burada senedimize. Şimdi akıl karışabilir burada. Onun için özellikle alt hesaplar önemlidir demiştim. Bakın her iki hesapta alacak senedi. Nasıl oluyor? Yani hem alacak senetlerini hem borçlandırdık hem alacaklandırdık. Sıfırlamıyor mu bunlar birbirlerini? Tabii ki tutarsal anlamda baktığınızda 25 bin, 25 bin. Hani toplamlar artıyor. Ama alt hesaplar önemli. Bakın alacaklandırdığımız senet cüzdandaki senetler. Yani elimizdeki senet. Ne yaptık bu senedi? Bankaya verdik. Mülkiyet bizde hala. Mülkiyeti bizde olduğu için yine alacak senedidir. Ama bakın alt hesap nedir burada? 121.02 tahsildeki senetlerdir. Cüzdandaki senet niteliği artık nereye evrildi? Tahsildeki senetlere evrildi. Şimdi bu YMİ'ye kaydına bakan birisi diyecek ki ha evet cüzdandan çıkmış senet nereye gitmiş? Bankaya gitmiş, tahsile gitmiş diyecektir. Ya da tahsilden işte bu tahsil edildiği zaman tahsilden çıkacak işte kasaya ya da bankaya dönüşecek. Ya da tahsil edilemedi protesto ettirdik oradan çıkacak protestolu senede dönüşecek. Yani alt hesap, dönüşecek yani evet, alt hesap aslında bize senedin nerede olduğunu gösteriyor. Adres takibi yapıyor. Şey takmışız gibi. Evet, gibi. GPS takmışız gibi bakıyoruz senet nereye gidiyor diye. Dolayısıyla her iki şeyde de hesapta da her ikisi de alacak senetleri şeklinde kullanacağız burada. Bankadan gelen bilgiden tahsile bırakılan senedin tahsil edildiği ve işletmenin bankadaki mevduat hesabına yatırıldığı öğrenilmiştir. İyi, korktuğumuz başımıza gelmedi. Buradan senedi tahsil ettik. Dolayısıyla bakın tahsildeki senetler alacaklandırılıyor. Alacak senetleri hesabıyla birlikte ve nereye geldi? Bankadaki hesaba para yatmış durumda. Bankaları borçlandırdık. Alacak senetlerini de burada alt hesabıyla birlikte alacaklandırıyoruz. Elimizden çıktığının bir göstergesi olarak. Diğer alacaklara bir göz atalım. Diğer alacaklar diyor ki işletmenin temel faaliyet dışında ve en çok bir yıl içinde tahsil edilmesi beklenen senetli veya senetsiz alacaklardır. Yani burada en çok bir yıl içinde ifadesi şu 13 numarayı kasten yani dönem varlıklarda yer aldığını evet, onu açıklıyor. Bir yıldan daha uzunsa duran oluyordu. Duran varlıkların içindeki diğer alacaklar olacak. Yine tekrara düşmüş olalım. Bunların vadeleri bir yılın altına indiğinde de durandan dönene dönüşecekler. Kod numaraları 230'lardan yine 13'lere yani 130'lara inmiş olacak. Evet. Burada da bakın ortaklardan, iştiraklerden, bağlı ortaklıklardan, personelden alacaklar ve diğer çeşitli alacaklar şeklinde bu karşımıza çıkmakta. İşletme işçisi Kaan Öz'ün aylık ücretinden kesilmek üzere 500 lira avans vermiştir diyor. Hı hı. Çalışan avans istiyor işletmeden. Bunun karşılığında da işletme diyor ki buyurun diyor avansınız maaşınıza mahsuben diyor. Peki böyle bir durumda ne oluyor? 500 lira borç verilmiştir. Personelden bir alacak ortaya çıkıyor. Personelden alacaklar. Bakın bu da bir alacak ama ana faaliyeti değildir personeline borç vermek.
işletmenin. Aslında bundan bir alacağımız yok. Verirken daha az vereceğiz gibi değil yani, hocam. Ama evet, avans olduğunda personelden alacaklar şeklinde kasa hesabında evet nakit çıkışı olduğu için alacaklandırıyoruz. Asi işletmesi vade farksız 10 bin liralı fiyatlı 1000 adet P malını KES işletmesine 1 ay vadeli 10 bin lira nominal değerli bir senet karşılığı satmıştır diyor. Biraz böyle karışık bir cümle gibi. Hemen bakalım. Alacak senetlerini borçlandırıyoruz ve satışlar hesabında alacaklandırıyoruz. Yine aynı fiyata vade farksız olarak burada sattık. Şimdi geldik. Senet karşılığı satmıştır dedik. Eğer vade farkı olmuş olsaydı, o demin etiket bahsinde konuştuğumuz gibi ne yapmamız gerekiyordu? O zaman satışı peşin değer üzerinden göstermemiz gerekiyor. Çünkü oradaki düşünelim 10 bin lira peşin fiyat yazıyor. Taksitli fiyatı 11 bin lira diyor. Biz onu taksitli aldık, vadeli olarak aldık. Güzel ya da sattık daha doğrusu. Tamam. Şimdi oradaki bizim satış gelirimiz 10 bin lira mıdır, 11 bin lira mıdır? 11 olması lazım. Tamam 10 bin olsun hocam. 10 binle anlaşalım. Tamam onu evet, olur. 10 bindir oradaki bizim satış gelirimiz. Çünkü demin siz söylediniz aslında oradaki 1000 lira aslında faiz geliridir. Vade gelir, vade farkıdır. Evet. Bunu oradan ayrıştırmamız gerekiyor. Ayırıyoruz ama yine giren 11 bin lira. Tabii gelen ha, tamam. 11 bin. Tamam orada yani anlaştık siz, hocam. Evet orada anlaştık. Şimdi bu nereden kaynaklanıyor? Bu şuradan kaynaklanıyor. Biraz konuyu açacağım şimdi, sonra tekrar toparlayacağım. Muhasebe sistemi uygulama genel tebliğinde burada üstte gördüğümüz kayıt yapılıyor. Yani alacak senetleri 10 bin, yurt içi satışlar 10 bin, 11 bin şeklinde hani peşin fiyatına taksitli fiyatı ayrıştırmaksızın. Tamam. Ama bir de uluslararası finansal raporlama standartları ya da Türkiye finansal raporlama standartları uygulamaları var. Bunlar bütün dünya çapında uygulanan standartlar, uluslararası raporlama standartları. Nereden kaynaklanıyor bu? Bu 1900'lerin başından gelen bir uygulama. Özellikle şirketlerin uluslararasılaşmasıyla birlikte acaba muhasebe uygulamalarındaki o karşılaştırılabilirlik nasıl sağlanır noktasından hareket ediyor. Çünkü lokal işletmeler yani ülke sınırları içiyle bağlı kalan işletmelerde böyle bir uyumlaştırmanın bir gereği yok. Yok tabii ki. Kendi yasaları üzerinde işlem yapıyorlar. Ama şirketler büyüdükçe ithalat örneğin, ihracat yapanlar mesela. O işler birbiri hatta aynı şirket farklı ülkelerde branşları varsa mesela merkez Türkiye'de diyelim ki işte Çin'de fabrikası var, Arjantin'de fabrikası var, Meksika'da fabrikası var, Almanya'da fabrikası var. Şimdi o ülkelerdeki birimler o ülkelerin yasalarına, para birimlerine ve tabii düzenlemelerine göre işlem yapmak durumundalar. Ama merkez Türkiye'de oraya göre de raporlama yapacaklar. Yani hem kendilerine göre raporlama yapacaklar hem buradaki şirket tek bir tane mali tablo hazırlayacak. Birisi euro üzerinden yapıyor, diğeri yen üzerinden tablo hazırlıyor ve bunlar benzer şirketlerle karşılaştırmak durumunda aynı sektörde faaliyet gösteren yani işler bayağı karışıyor aslında bakarsanız. İşte bu uluslararası finansal raporlama standartları bunları yakınlaştırıyor aslında birbirine. Yani herkes aynı şeyi baz alırsa yeknesaklık sağlar. Evet. Nasıl olur diyor. Yani kur farkı varsa bunları nasıl muhasebeleştirirsiniz diyor. İşte şuradaki uygulamalar peşin fiyat, taksitli fiyat varsa nasıl muhasebeleştirirsiniz gibi uyarlıyor. Şimdi o yüzden burada ertelenmiş ticari alacaklar, vade farkı dediğimiz şey oradaki uygulamalardan gelen bir yapı. Yani diyoruz ki peşin fiyatı, muhasebe teorisinde de geçiyor aslında bu. Buradaki yapıyı şöyle görüyoruz. Diyoruz ki evet peşin fiyatı üzerinden bunu muhasebeleştirelim. 10 bin odur çünkü. O aradaki de 1000 liralık vade farkıdır. Vade farkında ayrıca yazalım deniyor. Şimdi biz muhasebe sistemi uygulama genel tebliğince yurt içi satışlara 11 bin diye yazdığımız için dönem sonu geldiğinde o vade farkını oradan ayrıştırmamız gerekiyor.
reskont dediğimiz şey de o işte. Hani demin bahsetmiştim, evet, ya reskont daha sonra anlatayım demiştim. Evet. Reskont dediğimiz şey o. Alacak senetleri reskont. Yani faiz, alacak senedinin üzerinde yazılı değer örneğin 100 bin liraysa bu ne demektir? Senedin vade tarihindeki değeri 100 bin liradır diyor. Evet. Yani 31-12 tarihimiz var ve biz bunu örneğin 10 Mart'ta tahsil edeceğiz bu senedi. İşte bu 100 bin lira 10 Mart 2019 tarihindeki değeridir. 31-12-2018'de vardı bu senet elimde benim. Hı hı. 31-12'deki değeri nedir? Sorusunun cevabı işte reskontu, onu 100 bini 31-12'ye iskont edeceğiz. Hı. Niçin bunu yapıyoruz? Çünkü vade farkını da ilk yazarken o senedin değerinin içine yazmıştık biz oraya. Şimdi burada böyle yaparak onu ayrıştırmış oluyoruz aslında. 121 alacak senetleri 11 bin dedik, hı hı, ama altında ertelenmiş vade farkı diye gelecek. Eksi 1000 diyeceğiz, senedin değeri bu. Onun için. Bu ayrıştırmayı, evet, onun için yapıyoruz. Biraz böyle karmaşık gibi, evet, ama... Olsun, olabildiğince basitleştirdiğiniz gibi ben anladım en azından. Basit olarak anlatmaya çalışıyorum. Senet karşılığı satmıştır. Vade farksız şekilde bakın üstteki gibi vade farklı da aşağıdaki şekilde muhasebeleştirmiş oluyoruz. Şimdi genel hatlarıyla alacakların işlenişi bu. Yani sağlıklı alacaklar dediğimiz alacakları, ticari alacakları 120 kodlu hesaplarda yani 120 ve 121 kodlu hesaplarda muhasebeleştiriyoruz. Eğer bu alacakların tahsilinde şüpheler varsa o oradan çıkartıp şüpheli alacaklara aktarıyoruz. Vade farkımız varsa muhasebe sistemi uygulama genel tebliği onu şey yapmıyor. Hani kaça alıp sattıysanız o değer üzerinden muhasebeleştirtiyor. Ama muhasebe standartlarını esas alıyorsak o zaman o vade farkını oradan ayrıştırmamız gerekiyor. Yani ertelenmiş vade farkları şeklinde onu muhasebeleştireceğiz. Temel işleyiş bu şekilde. Hızlıca bu şekilde toparlamış oldum. Evet. Dediğim gibi önceki derslerimizde de bahsediyoruz. Kitabı ihmal etmemek gerekiyor. Lütfen hani sırf bu derslerle, bu videolarla sınırlı kalmayın. Evet. Çünkü süre kısıtlı. Kitapta süre kısıtsız, istediğiniz kadar oradan faydalanabilirsiniz. Aslında çok ciddi bir meslek muhasebecilik. Yani çok ayrıntılı, sürekli bir kontrol gerektiren, değil mi hocam? Tabii ki öyle. Tabii ki öyle. İşletmenin dili deniyor da çok bir de. Yüksek. Çok yüksek. Evet. İşletmenin dili deniyor. Yani o dil yalan söylememesi lazım. Hani nasıl, hı hı, yalan söyleyenler hoş karşılanmıyor. O dili de iyi kullanmak gerekiyor. Evet. Birey gibi düşünürseniz işletmeyi, yalan söylememesi lazım. Evet. Hani bunu İdeal buradan kıvırayım, bunu buradan kıvırayım olmaması gerekiyor. Doğru. Ne kadar düzgün işletme hakkında kendisine bilgiyi verirse, hı hı, tabii ki herkes de aynı şeyi yaparsa, o zaman hakikaten hani denir ya, tadından yenmiyor muhasebe, evet, çok zevkli. Evet, evet. Ticaret hayatı da daha düzgün çalışır işler diye düşünüyorum. Evet, yani ideali. İdealde o şekilde. Evet, teşekkür ediyorum hocam size. Ben teşekkür size ederim. Size de teşekkürler, teşekkür arkadaşlar. Ederim. Ben tekrar sorularınız için e-mail adresimizi hatırlatmak istiyorum. yakinplan@anadolu.edu.tr. Sizler için tekrar alt başlıklarımızı da söyleyeyim. Alacaklar konusunu işledik. 6. ünitemizde ticari alacaklar, alıcılar, alacak senetleri, verilen depozito ve teminatlar ve son olarak diğer alacaklar konu başlıklarını hocamız ele aldı. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.